Merhaba arkadaşlar. Bir hazırlığım yok. Yani hazırlanacak vakit bulamadık. Genelde bütün konuşmalarım benim hazırlıksız konuşmalar. O yüzden biraz gelirken Lezita'ya uğradık. Lezita'daki arkadaşlara. Sonra da Durmuş'la konuşurken de yani bu direniş ziyaretleri iyi gelmiyor. İnsanın her direniş ziyareti sonrasında öfkesi katlanıyor. Öyle akılcı konuşmak, düzgün konuşmak hani mümkün olmuyor. İyisi camı hani bozuluyor insanın. Daha çok bugünkü kuralsız, vahşi, vampirleşmiş ilişki ağları karşısında ya işte böyle bir düzgün bir insan profili ve diliyle hani konuşma işi de gerçekten irade gerektiren bir şey, çok insanın zorlandığı, küfürsüz hani konuşmaktan kendisini konuşmama doğrultusunda zorladığı bir ortamda yaşıyoruz. Yani holdingler, devlet, yani bu sonuçta her bir insanın bedeni üzerinde, emeği üzerinde çok büyük bir savaş veriliyor. Her bir metrekare, santimetrekare toprak üzerinde çok büyük bir savaş veriliyor ve insanların 10 yıllar, yüzyıllar boyunca aileden, dededen, anneden getirdiği bütün birikimler artık herhangi bir kural, kaide tanımadan zorla, cebren işgal ediliyor. Yani bir tür bir işgalcilik pratiği yurdun dört bir tarafında yürüyor. Ben Fernaz direnişi başlama hani bir tür şeyleri varken yollardaydım. Yani yaklaşık Mayıs ayından beridir sürekli yollardaydım. Yani bir taraftan işte İliç, Sivas, işte Alacakaya'da direniş çıktı. İliç'te işten atılma oldu. Oradaydık. Oradan şeyde Artvin'de maden kapandı. Oradaki işçilerin ücret meseleleri vardı. Hani onlarla toplantı. Oradan Fatsa'da bir direnme, direniş, grev filan karışım şeyler vardı. Oradan Alacakaya'ya çıktı. Alacakaya'ya. Oradan Avşin'de arkadaşlar işten atıldı. İki sarı sendika birden satmış. Bir işçi, Cuma adlı bir işçi arkadaş intihar girişiminde buldu. Onlar toplantıya, oradan Tufan Beyliği filan derken direkt Soma'ya direnişe girdik. Dolayısıyla bütün bu şeyden, bu süre içerisinde bir sürü onlarca yerde, onlarca hikaye, onlarca birikim. Şeyden en son yine Fernaz direnişinin ortasında Artvin'de işte bir reçit arkadaşımız hani öldürüldü, tanıdığımız bir çocuk. Yaralananlarda akrabalarım, tanıdık çocuklar, tutuklananlarda arkadaşlarımız, yani tanıdık çocuklar. Ama hani bir tür bir direnç, direniş orada demin en son videoda ablanın anlattığı ve onlarca yer saydı. Küçük bir havza açısından ve civar açısından yani her yerde insanlar doğasını, ormanını, merasını, tarlasını korumak için bundan 10 yıllar önceki dönemden farklı olmak üzere eskiden daha çok çevreciler, proje, fon kuruluşları falan böyle destekledikleri değişik oluşumlar vardı ama şimdi buralardaki direnişlerin tamamı yani %100'ü proleter emekçi halk direnişleri. Çıplak insanlar karşısında şirketi görüyorlar, karşısında satın alınmış muhtarı görüyorlar, karşısında o köyden 2-3 tane çakalı görüyorlar, karşılarında jandarmayı, savcıyı, hakimi, kaymakamı, valiyi görüyorlar, o şirketle beraber saf tutan. Ve aynı şey işçi direnişlerinde. Çok net bir şekilde orada ekstra yanlarına sarı sendika çetecileri, o şeylerin şirketlerden beslenen torbacı, değnekçi diye dilmiş uyuşturucu tacirlerinin esas baronlar, bakanlarla, baronlar şeyle resmi görevlilerle, siyasetçilerle fotoğraf verirler. Aşağıdan torbacılar sokakları da zehirle, yani emekçi halk çocuklarının geleceğini yozlaştırıp geleceğini karartma pratiği yürütürler. Bunlar da tamamen bütün bir şey alanı, siyaseti de, bütün bu kurumları da, bütün bu ilişkileri de bir tür holding torbacısı, holding değnekçisine dönüştürmüş durumdalar. Nerede bir işçi direnişi varsa bu mutlaka gözaltıyla, mutlaka hakimin, savcının, valinin şeyiyle, talimatlarıyla, şiddetle, mutlaka cezalarla karşılaşıyor artık. Yani son 4-5 yıldır yani giderek artan oranda deneyimlediğimiz bir şey bu. Eskiden işte denimci gençler, solcular falan işte dayak yerlerdi. Yani polis dayağı yerlerdi, jandarma dayağı yerlerdi. Toplum da bunu bir tür bir kanıksanmıştı. Bu bir devlet sporu diye yapılırdı. Ama şimdi artık
Eskiden işçiye, emekçiye el kaldırılmazdı, vurulmazdı, vuran tepki gösterildi. Siyasetin sağından, solundan, orasından, burasından tepkiler yükselirdi. Ama şimdi Lezita işçilerini koysan, yani Agroba işçilerini koysan, Polonez'i koysan ya da herhangi bir direnişin yaşadıkları süreçleri görsen, buradaki ilişki ağının arkasında kesin bir vandallık, kesin bir vampirce, yani bir meseleye odaklanmış bir çete faaliyeti var. Yani bu çete uluslararası emperyalist iş bölümünün Türkiye'ye biçtiği rolleri yerine getirmeye gönüllü bir holding merkezleri, onların etrafında gazetecisinden siyasetçisine, solcusundan sağcısına, muhtarından savcısına, hakimine, herkesin kol kola girdiği holdingçi güçler dediğimiz ve sendikalarına, odalarına, herkesin iç içe geçtiği ilişki ağları, yerel düzeyde oligarşiler var. Bunların içerisinde Agrobay'da fotoğrafını baktığınız zaman bir tarafından Tuncay Özkan çıkıyor, bir tarafından Binali Yıldırım çıkıyor, bir tarafından Dikili Belediye Başkanı çıkıyor, bir tarafından AKP Bergama Belediye Başkanı çıkıyor, bir tarafından hakim, savcı filan, bir taraftan mafya çıkıyor filan. Yani şimdi bunların hepsi, gitseniz Abalıoğlu'nda da var. Yani ilgisizlikle var. Bazı muhalif şeyler, partiler görmezden gelir oradaki o direnişi. Uğramazlar, ses etmezler, falan etmezler. Dolayısıyla ama mesele şu, yani umutkar olduğumuz taraf dövüşüyoruz. Birincisi bu, elde bu var. Dövüşmeye, direnmeye devam ediyoruz her yerde. Araklı'dan geçiyordum Gümüşhane'ye doğru, bir toplantı vardı. Araklı Dağı'nda işte Erzincan'dan gelen bir avukat arkadaşla buluşacaktık. Bir şeyde durduk, zirvede bir tesiste bir yaşlı amca, konuşma yanında da bir avukat arkadaş vardı. Konuşmaya başladı. Ya işte böyle böyle filan derken orada da bir maden şirketi tepeye çökmüş. O güzelim çam ormanlarının olduğu bir yayla zirvesine. O an orada yarım saat içerisinde 35 kişilik toplantı organize etti. Yani köylüler sağdan soldan geldi. Biz bu yapıyı tanıyoruz, kendileri tarif ediyorlar. Yani kimler kimlerle beraber o kısmını tarif ediyorlar. Bizim beraber dövüşmeye, bize yardımcı olacak insanlara ihtiyacımız var. Ve sizler bunu yapabilirsiniz. Yani gibi bir ışığı gördük falan gibi, o kendi yerel diliyle şey yapıyor. Yani dolayısıyla nereye dokunsan, memleketin hangi metrekaresine dokunsan, hangi fabrikasına, hangi sektörüne, hangi iş koluna dokunsan, burada böyle bir durum var. Ama bir taraftan da siyaset dünyasına baktığınız zaman, buradan ayırıp, burada vahşi bir sömürü, burada on binlerce insan iş cinayetlerinde öldürülüyor, 10 yıllar içerisinde yüz binlerce insan sendikal nedenle haksızlığa uğrayarak işten atılmalar var, burada kuralsızlık var, burada meslek hastalıkları var, burada her tür yağma talan ilişkisi var, her tür şey var. Bir taraftan da siyaset var, seçimler var. Sosyalistinden komünistine, ülkücüsünden İslamcısına, sosyal demokratından liberaline, her ulusalcısından bilmem neyine. Bir de bu var. Seçimlerde bize oyunuzu verirseniz, partimizi desteklerseniz, adayımızı seçtirirseniz, o zaman bir çözüme kavuşursunuz diyen bir sahtekarlık ilişkisi var. Hepsi alayı ve hepsi konformist, umurlarında değil şeklen. Kimse kimsenin elini tutmuyor. Kimse kimsenin ayaklarını bağlamış değil. Kimse kimse, yani bu mücadelelerin hepsi yalnız yürüyor. Her yerde bu yalnızlık var. Kimse bunları odağına alıp da, ya siyasetin gerçek konusu bu. Bu memleket talan ediliyor. Bu memlekette işçinin bedeni talan ediliyor. Yağmalanıyor. Her şey yağmalanıyor. Ama siyaset bu tarafta bir yerde. Bambaşka konular konuşuluyor. Demokrasi, özgürlükler, İşte antidemokratik uygulamalar, bilmem neler. Yani bu liberal demokrasinin bütün hangi teranesi, hangi argümanı varsa onlar etrafında, değişik saflaşmalar etrafında siyaset yapıyoruz ya da işte devrim yapacağız ya da sosyalizm kuracağız diyen bir üçkağıtçılığı topluma pazarlıyorlar. Böyle bir şey yok. Halkın içerisinde olmadığı, işçilerin inanmadığı, güvenmediği, tanımadığı, sınamadığı, tartmadığı, önüne katmadığı, itmediği hiçbir güç ilişkisinin devrim, mevrim yapma olanağı falan yok. Böyle bir olay yok. Dünya tarihinde de olmamış. Devrimi partiler yapmamış. Bizim bildiğimiz hiçbir toplumsal, sosyal, siyasal devrimi filanca parti, komünist parti ya da bilmem ne parti yapmamış. Sonradan bu hüviyetler kazanılmış. Devrimi bir bileşke. Bütün bu mücadelelerin, bütün bu çabaların
ürünü olarak gündeme gelmiş. Toplum değişmek istemiş. Böyle yaşayamıyoruz diye. Böyle gidemiyoruz diye. Bir dizi denklem yan yana gelmiş. Bazı yerlerde başarılmış ama kural olarak devrimler de yenilmiş. Ama şimdi burada bir hakikat dünyasının içindeyiz. Bu hakikat dünyası baştan sona herkesin canını acıtıyor. Herkes karakolu deneyimliyor. Herkes cezayı deneyimliyor. Herkesi kriminalleştirmeye çalışıyorlar. Yani ben şahit olduğum son 4-5 yılda işçiler daha çok şiddet görüyor. Köylüler daha çok şiddet görüyor önderlerden. Onlardan daha çok mahkeme, hakim, savcı görüyorlar. Benim bir sürü işçi, emekçi, dava arkadaşım, cürüm arkadaşım oluştu bu son 5 yılda. Onlarca mahkemede. Niye? Yanlarında duruyoruz diye. Hepsi bu kadar. Mesele, dolayısıyla burada bunun karşısında yer alan güçlerin düşünmesi lazım. Ne yapacağız? Bu insanlar ne yapacak? Bu insanlar kendilerine göçmenleri mi düşman nesnesi olarak seçecekler? Bu insanlar kendilerine uhrevi diş güçleri mi düşman seçecekler? Yok, bu ülkenin insanları yapıyor ya. Bu sömürüyü yapan Abanoğlu, tanıdığımız bir tane. Nokta nokta. Öbürü orada belli. Agrobay. Efernaz belli. Vekil. Koç belli, Sabancı belli, o belli, bu belli. Bunlarla iş birliği içerisinde olanlar da belli. Oturup kalkanlar da belli. Bunlara cümle kurmayanlar da belli. Her şey gözümüzün önünde oluyor. Sonra hani bir sol yumruğunu kaldırınca insanlar falan olabiliyormuş gibi bir yalan ortaya çıkıyor. Böyle bir şey yok. Zaten yenileceğiz. Yani zaten yenileceğiz. Bu zaten bu kadar güçlü yapı karşısında, bu kadar yalnızlık içerisinde zaten yenilirsin. Bu olağan bir şey. Ama şu ferahlık, ya biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Her şeyi denedik. Gözümüzü daldan budaktan sakınmadık. Üstümüze düşeni almaya çalıştık. Ama yetemedik. Diyebilirsin, bu ferahlıktır. Sahiden kendinle de bunun şeyini veriyorsan. Yapmaya çalıştığımız şey bunu bu imkansızlıklar içerisinde yapıyoruz. Şimdi eleştirel konuşuyoruz burada yaptığım gibi. Eleştirel konuşunca da yalnızlaşıyoruz. Çünkü insanlar alkış istiyorlar. Alkışlamayınca, eleştirince sen kötü oluyorsun. Yani sendikacıyı eleştirince, siyasetçiyi eleştirince, aydını gazeteciyi eleştirince sen kötüsün. Sen ne? Onu sürekli alkışlayacaksın. Bravo! Helal olsun sana. Tabii ki öyle olacak. Bu seçimlerde oyum sana diyeceksin. Bunlar yaparsa bunlar kurtarır, bu parti kurtarır bizi diyeceksin. O zaman sen kıymete bineceksin. Ama hiçbirisi demiyor ki lan bu düzen baştan sonuna kadar sahtekarlık üzerinde yükseliyor. Bu parlamento dediği yer sahtekarlık zemini. Yani ben görüyorum, diyelim ki değişik türden vekiller de var. Biz bir Sevda Karaca'yı gördük şeyde, Fernazlı'nın işinde. Ya normalde yazında tatil, mecliste kapalı, sabah akşam Türkiye'nin şu an 16 yerinde işçi diren işi, 20 yerinde aktif süren akut emekçi halkın tarlasına melasına saptı. Buralarda yatıp kalkman lazım senin. Nerede yatıp kalkıyorsun sen? Nerede yatıp kalkıyorsun kardeşim? Bu insanlar ne yapacak? Bu holdingler, bu büyük güçler, bu devlet, bunun karşısında bu insanlar direniyor. Siz nerede yatıp kalkıyorsunuz? Bizim de ailemiz var, bizim de sevdiklerimiz var. Biz de yani değişik arzular, değişik etkinlikler içerisinde olmak istiyoruz. Ama mesele sınıf davasıysa, mesele yurt davasıysa, mesele insan sevgisiyse, mesele doğaya sahip çıkmaksa, bir sosyalistin, bir devrimcinin uyuma şansı yoktur bu durum ki bu tablo içerisinde. Huzursuzluğunu büyüte büyüte bu işlerle başa çıkması lazım. Eğer huzurla yastığını başına koyan varsa, o zaman bu halka dair en ufak bir sevgisi, işçi sınıfına dair en ufak bir inancı, bu doğaya dair kurduğu cümlelerin içeriğinde en küçük bir ruh parçası yoktur. Gördüğümüz bu. O yüzden dilimiz biraz sert. Yani bununla sürekli karşılaşınca, sürekli sertleşiyor, sürekli agresif bir konumdaymışız gibi, deliymişiz, manyakmışız gibi bu işlerle uğraştığımız için. Ama mesele şu, artı değer nasıl bir sonuç üretiyorsa, bu yapıları, onları, bunları üretiyorsa, örgütlenme emeği de, mücadele emeği de bugünkü ülkeyi değiştirme kudretini üretir.
Biz bunu yaptıkça görüyoruz. Daha az, daha çok yapmamız lazım. İnsanlar yapmadıkları için ülkede bir değişim olmuyor. Koca koca partiler, siyasetler uğraşmadıkları için, daha çok emek sarf etmedikleri için, örgüt merkezleri konformizme, tembelliğe battığı için bu işler olmuyor. Şeklen öyle cilalı cümlelerle bir Orta Doğu analizi, bir emperyalizm analizi, ilericilik, gericilik, işte siyasi AKP'nin bilmem nesi, onun bilmem muhalefetin efendim normalleşme hikayeleri, bunlar etrafında alavere dalavere Kürt Mehmet nöbeti hikayesi. Mesele ne? Mesele halkında 50 bin tane sorun yaşıyor. Her ay en az 250 tane işçi öldürülüyor. Yani Türkiye'de şu an faal bu direnişler var. Neredesin kardeşim sen? Neyin kavgasını veriyorsun? Sosyalizm dediğin şey ne? Ne yani? Şimdi Nasrallah, Haniye, sonuçta İsrail'de, İsrail işgalciliğine, ABD işgalciliğine, soykırıma karşı direnirken saygınca şehit düştüler. Tamam, bu. Burada yani ikircikliğe gerek yok. Bunun etrafında onu mu diyorum, bunu mu diyorum, şunu mu diyorum? Bunu söyleyince ne olmuş oluyor abi? En doğrusunu söyleyelim. Ne olmuş oluyor? Hani bizim ülkemizdeki hakikat dünyasında bir değişime mi yol açmış oluyoruz biz? Ama yok böyle bir şey. Yani bütün bunlar bu geleneklerin tamamı. Yani Marksizm, Leninizm falanından gelen işçi sınıfı hareketinin ana devrimcilik geleneğinin dışında olan oluşmuş bu geleneklerin tamamı mezhebi yapılardır. Statikocu, mezhebi, kendini aşamayan, kendini eleştiremeyen, kendini küçümseyemeyen yapılar. Biz kendi kendimize diyoruz ki eleştiri dileniyoruz. Eleştiri dileniyoruz. Bizi eleştirin. Diyorlar ki ekonomist, işçici, anarko-sendikalist böyle şeyler söylüyorlar. Ya diyoruz daha çok söyleyin. Biz bugüne ait bir kurtuluşu arıyoruz. Ama bu kurtuluş da bu temsilden kovulmuş, yurttaşlıktan kovulmuş. İşçi sınıfının, işçilerin, emekçilerin şeyi yok, toplumun %90'ı farklı bir dünya yaşıyor. Bu arkadaşlardan milletvekili olmaz. Belediye meclis üyesi olmaz. Her yerden kovulmuşlar. Çalışmak dışında, iş yerlerine kapatılmak, tarlalara kapatılmak dışında bu yurttaki insanların çoğu buradan çıkmış. E sen ne temsil yalanı satıyorsun o zaman bu insanlara? Sağcının, bilmem necinin, düzen siyasetinin sattığı yalanı bu topluma niye satmaya devam ediyorsunuz? Holding merkezlerin pompaladığı ideolojik argümanları, holding akademilerinin, holding gazetecilerinin sattığı yalanları topluma niye anlatıyorsunuz? Yok kardeşim böyle bir şey ya, bu toplumun bunlarla bir alakası yok, yurttaş değil. Sendikalar kanunu yalan, anayasa 51 yalan, iş kanunu yalan, iş güvenliği kanunu yalan. Sonuçlarını yaşıyoruz bunlar. Bunların hepsi kaldırılsın. Şunu demesi lazım, kölelik yasalaştırılsın. Biz hepimiz bunların kölesi olalım. Her nerede şey yaptıysak son ana böyle oldu. 300 bin kişi öldürülürken sendikanın genel merkezinde 3 ayrı siyasetten sosyalist vardı. Sarı sendikanın merkezinde. Yazdık bunları. Alındılar bize. E onlar vardı ya, oradaki muhalefet de şey. E sağcısı içinde, solcusu içinde, İslamcısı içinde, ülkücüsü içinde, yöre derneği içinde, tarikatı içinde, devleti içinde, istihbaratı içinde. Herkes oradaki işçileri sömüreyim diye yan yana gelmiş. Bir tane ses çıkartacak iş yok. Ondan sonra oradan yazıyorlar. Efendim işçiler bu şeye niye itiraz edemiyorlar? Ya cesaretliysen gel orada sen bir işe gir, bir sen tepki göster. Bu mafya, bu tehlikeli yapıya karşı cesaretin varsa. Bu kadar konuşmak kolay dışarıdan. Sen de işin içindesin. Oradan ya da buradan işin içindesin. Akbin'de de olan o, Ordu'da da olan o, Denizli'de de olan o, Aydın'da da olan o. Her yerde karşılaşıyoruz. İstisna yok. Yani bu holdingçi güç ilişkileri herkesi kapsamış durumdalar. Dolayısıyla toparlarken sözlerimi, ha umutkar şeyler de var. İşte insanlar direniyorlar. İnsanlar eğilmiyorlar. 207 gündür burada süren irade odur. Hakimin karşısında da söyledim Ayten burada. Siz dedim bir holdinglerle beraber cinayet işleyen bir şebekesiniz dedim. Siz burada direnen kadınları sırf direniş alanına taşıyor diye adamın servis aracına ceza yazdınız. Şeyden, trafikten men ettiniz. Sonra Hasan amca kalpten öldü. Ya siz beni yargılayamazsınız yani.
Yani sırf eşinin arkadaşlarını direnişe taşıdığı için. Bunlar bu memlekette oluyor. Ama bak, o büyük bir dayanışma. Büyük bir bedel. Bir ölümle sonuçlanan bir bedel. Öyle güzel, öyle saygın bir adam Hasan amca. Öyle sevdiğimiz bir de bir adam. Parasız, pulsuz, karşılıksız eşinin arkadaşlarını direnişe yetiştirmeye çalışan bir insan. Bu Hasan amca öyküleri var bu memlekette. Her yerde, her direnişte, her itirazda, her karşı koyuşta, her arayışta var. Karşılaşıyoruz bunlar. Kıymetli olan bunlar. Temsilde vekil olması gereken bunlar. Öne çıkartılması gereken bu ilişkiler. Yoksa Başaran Aksu zaten konuşur. Ya benim mesele o yüzden ben değilim. Mesele o yüzden Ayten, Arzu, bu arkadaşların çıkıp konuşması, konuşturulması, söz verilmesi, önlerinin açılması lazım. Yani şeye gittik, nedir? Seydişehir'e. Biliyorsunuz seçim öncesi bir direniş olmuştu. Sonra da siyasi, yerel siyasi iktidarı çevirmişlerdi. İşçiler böyle bir şey, oradan hani arkadaşlar da oradaydı Umut Senden direniş boyunca. Sonrasında da arkadaşlar bir toplantı talebiyle gittik. Bir yere götürdüler. 72 işçiyle bir toplantı yaptık. Bir kapalı bir yere. Ve şey, telefonları dışarıda bıraktılar. Ricayla. Yani onlar kendi şeyleriyle. Dediler işte biz burada ne yapacağız, ne yapacağız? Bir strateji tartışması yapıyorlar. Yani benim fikrimi yani sordular. Ben dedim ki bilinçli olarak orada bir sarı sendika örgütlü. Satılmışlar. Direnişte yenilgiyle sonuçlanmıştı. Seydişehir'i alüminyum hani işçileri Cengiz'in yani hükümranlık ve oligarşi kurduğu bir yer. Ne öneriyorsun dedi. Dedim ki örgütlü biçimde örgütsüzlüğü öneriyorum dedim. Önce işverene gidin. Biz bu sendikadan istifa ediyoruz. Muhatap biz olmak istiyoruz. Yani sendikalar, sendika istemiyoruz. Aidat da ödeyin. Bu aidatın parasını da bizim maaşımıza ekleyin deyin. Dolayısıyla sonra bir yıl sonra değerlendirirsiniz. Önce bundan bir kurtulmanın, çünkü öbür türlü bu yapıdan kurtulamazsın. Ama bunu örgütlü, zaten örgütlenmişler. Şey, fiziki olarak kendileri yapmışlar. Herhangi bir önderliği yok. Ya çünkü bu insanları şöyle görüyorlar. Yani şeyden, bütün bu zulmü yaşayan insanları, yani solun sağın ortak okuması, işçiler gerizekalı, aptal, kafaları çalışmayan, o yüzden giden ona buna oy veren insanlar olarak değerlendiriyorlar. Bu kırılamıyor bir türlü. Oysa işçiler okuyorlar, izliyorlar, takip ediyorlar, sosyal medya izliyorlar. Yani en duyarlıları işlerinde %20'si daha ileri şeyler de okuyorlar. Yani orada da hani bunun dışında ne yapabiliriz? Kimler var? Onlara da ulaşıyorlar. Yani onlara da hani ulaşmanın yollarını da buluyorlar. Dolayısıyla o insanlar bak böyle hazırlıklar içerisine girebiliyorlar. Kimse onlara bir akıl vermeden, yönlendirmeden senin yapman gereken birazcık teşvik etmek, birazcık fikirlerinin hani fikirlerinin üzerinde sorular sormak, yani fikirlerini daha gelişim kılmalarına yardımcı olmak bu kadar. Ona bir bayrak tutuşturmak, al bizim örgütün üyesi ol, al bize katıl falan demek değil. Yani bu toplum kendisi örgütlü olacak ki, kendi güçlü kollarını kaldıracak ki bu düzene vurduğu zaman yıkılsın. Bilmem parti üyeleriyle bilmem nereye vurursan vur hiçbir şey yapamazsın. Öyle bir şey yok. Yani bilmem efendim bize ne kadar oy verirseniz, ne kadar üye olursanız o zaman durum değişir denen şey bir yalan. Toplum ne kadar örgütlü olursa, işçi ne kadar örgütlü olursa karşısındaki bu güçlü yapının karşısında eğilmeden 1, 2, 3, 4 adım atabiliyorsa, bedelini karşılayıp tekrar çıkıyorsa, karşısına tekrar çıkıyorsa o zaman ülkede şartlar, koşullar değişir. Dolayısıyla bu gelenekler mezhebidir. Bu mezheplerin terk edilmesi gerekir. Eğer bugün ülkede bir değişim, dönüşüm, devrim, sosyalizm ne? Arayış olan neyse. Bu arayışın, bu halkın, bu emekçilerin, işçi sınıfının mücadelesinin içerisinde bugünkü kıpırdanışlarının, bugünkü sancılarının, bugünkü sorunlarının içerisinde çalışacak insanlara ihtiyaç var. Buradaki arayışlara ihtiyaç var. O yüzden mücadeleci sendikalar tesadüfen yan yana çıkmıyorlar. Aynı ortak mücadele, aynı ortak sorunlar, aynı dayanışma ihtiyacı, aynı yokluklar içerisinde yan yana geliyorlar. Onları hayat yan yana gelmeye zorluyor. Hayat devrimci pratiğin en önündeki insanları yani ileriye doğru attığı zaman da o zaman başka bir bileşke ortaya çıkar. Yani bunu hayat üretir. Bunu sen hayata dayatamazsın. O iradeyle kendiliğindenlik olan arasındaki ilişki
Öyle öyle kesin şeylerle çizili bir ilişki değil. Orada süreçler gerekir, emekler gerekir, tanışıklıklar gerekir. O yüzden bugün bu ülkenin kaderi hem Ukrayna'dan Lübnan'a, Irak'a, Suriye'ye, İran'a, Azerbaycan'a savaşlarla çiziliyor. Yepyeni bir tarihsel ortamın içerisindeyiz. Kitapta olmayan bir tarihsel ortamın içerisindeyiz. 3 ay sonra ne olacağı belli değil. O yüzden lütfen ve lütfen halkın sorunlarına, halkın çırpınışlarına, halkın mücadelelerine, halkla ilgili gelecek, halkla beraber bir gelecek derdi olanların sarılması, koşması, acele etmesi gerekir. Bambaşka bir ortamın içerisine sürükleniyoruz. İrade işte o zaman. O koşullarda kararlılıkla, korkusuzlukla bunun karşısında halkla beraber direnme cesareti gösterenlerin ortaya koyabilecekleri bir şeydir. Geri kalanlar sadece analiz yapacaklardır, sadece analiz yazacaklardır. Bugüne kadar yaptıkları gibi. Teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın. Sürçülisan ettiysem affola.